Herkese merhaba. Bugün sizlerle Artboard Studio'yu inceleyeceğiz. Çok uzatmadan introya geçelim. Şimdi gülersem ya bir sohbet olursa ben bunları tamamını doğal olarak bırakacağım. Çünkü kardeşim şu tarafta kamera arkasında görevli şu an. Dediğim gibi gülme ve krizleri olabilir. Onun için sakin. Bu Artboard Studio bizim ne işimize yarayacak? Tasarımcılar için gerçekten güzel bir sistem. Mockup'lar var burada. Mockup'ları biz internet üzerinden yani tarayıcımız üzerinden ayarlayabiliyoruz. Ve üstelik bunu işte PDF, JPEG bu tür şeylere kaydedip müşterimize gönderebiliyoruz. Evet, ben size çok dediğim gibi şeyini anlatmadan hani çok ayrıntılı bir şey anlatmadan ne yapabiliyor onu anlatacağım. Ve şimdi onlara geçmeden de size nasıl kayıt olmanız gerektiğini de anlatmak istiyorum. Öncelikle artboard.studio'ya giriyorsunuz ve orada aşağı iniyorsunuz. Orada erken erişim var. Orada isminizi ve soy isminizi ve mailinizi yazıyorsunuz. Ve size mail geliyor tamamen. Onaylandıktan sonra ilk bir mail geliyor tabii ki de işte kayıt olduğunuz gibi bir şey geliyor. Ondan sonraki mailde size bir şifre veriyor ve artboard.studio'ya girdiğinizde size o giriş yerinize, giriş yapma yerinize şifrenizi giriyorsunuz ve böylelikle benim arayüze geliyoruz. Evet, arayüz orada. Öncelikle bu arayüzde ne yapabiliyorsunuz? Gerçekten sade bir şık arayüzü var. Buradan direkt olarak projeyi başlatabiliyoruz, videosuna bakabiliyoruz, nasıl çalıştığına bakabiliyorsunuz. Tabi bunun videosu YouTube'da da var, o YouTube'daki videosunu da şu kartlar bölümünde, şu yukarıda, yukarı tarafta koyacağım. Kesinlikle izleyin. Yani ben tanıtım olarak tam değil de neler yapabildiğini göstermek istedim. Ben yeni projeye tıkladım. Yeni projede gerçekten hani hazır projeler var. Mesela bunları özel olarak çekmişler ve bu tür bunun direkt üstünde işinize yarayacaksa gerçekten üstünde hani logonuz falan varsa hemen koyabiliyorsunuz. Tabii ki de bu güzel bir şey. Peki bana özgürlük katması gerektiğini düşünüyorsanız evet o gerçekten var. Öncelikle boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki de bu bizim en çok önemli bulduğumuz şey. Tabii ki de bunların hani bu şeyleri yaparken yani yine Illustrator gibi, Photoshop gibi bunları kullanmanız gerekecek. Çünkü logoyu falan orada tasarlayacaksınız. Burada tek biz mockup stüdyomuzu gerçekleştirmiş olacağız. Mockup stüdyomuzu gerçekleştirmek için dediğim gibi çözünürlüğü girdik ve müşterimize uygun bir şekilde hazırlayacağız. Şimdi ben kendim için ben biliyorsunuz yeni bir logo yaptım. Bunun üstünde bir şeyler yapmak istiyorum. Mesela bu mockup'ını yapmak istiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Yatay var mı? Yatay bir şey koyalım. Evet, ben mesela buradan bir kağıt türü print dediğimiz şeyler çıktılar yani. Ben burada mesela şöyle koydum. Beyaz bir zeminde çalışıyorum. Bu zemini de ayarlayabiliyoruz. Onu da yavaş yavaş geleceğim. Ben bunun üstüne iki defa tıklıyorum. Buraya benim projemi ekleyeceğim. Projeyi eklemek çok basit. Windows'da ya da başka bir şeyde çok basit bir şekilde çekip üstüne ekleyebiliyorsunuz. Ve böylelikle tamamen istediğiniz şekilde böylelikle koymuş oluyorsunuz. Şimdi burada Photoshop gibi çalışmıyor. Bu otomatik olarak koyduğunuz cismi hemen güncellemiş oluyor. Ve işte harika bir görüntü. Anlatmaya gerek yok. Yani gerçekten güzel. Peki ben bunun gölgesini değiştirebiliyor muyum? Dediğiniz an yani gerçekten onun da sertliğini, şeffaflığını, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Yani burada yine bizim tanıdığımız Photoshop arayüzünden filtreler var. Ve gerçekten onları da kullanabiliyorsunuz. Burada bildiğiniz göz işaretiyle kapatıp açabiliyorsunuz. Peki bununla daha neler yapabiliyoruz? Bakın burada export var. Mesela bu projeyi direkt export edebilirsiniz. Mail olarak gönderebilirsiniz. Facebook olarak paylaşabilirsiniz. Fakat ben burada mesela altyapısını değiştirmek istiyorum. Altyapısını da değiştirmek için burada seçenekler var. Kategori işte taş, kağıt, fabrik tam olarak neydi?
böyle fabrika ürünleri. Mesela ben favorim odun. Yani gerçekten ağaç gerçekten güzel durabilir projelerinizde. Benim tavsiyemdir. Şimdi ona tıkladım. Buraya gelmesini bekliyorum. Şu an modem gerçekten berbat bir hızda. Onunla yapmıyorum. Telefonumla yapıyorum. Maalesef öyle çalışıyorum. Ben şimdi buraya koydum. Yine burada katman bilgisine ihtiyacınız var. Çok basit bir katman bilgisine. Çok basit çalışıyor. Keşke Photoshop'ta da aynı şekilde çalışsa da istediğimiz verimi alsak. Mesela burada yan tarafta katmanlar var ve bu katmanları aşağı indirdiğimde tamamdır. Benim işimi gördü bile. Gördüğünüz üzere gerçekten güzel bir mockup yaptık. Tabii ki de hazır mockupları da kullanabilirsiniz. Orada da yan tarafta iki defa tıklayarak işte size dosya açıyor. Orada tekrar güncelleyebiliyorsunuz. Aa, benim istediğim şeyler daha neler var? İşte bu konuya geldiğimizde her şey var. Yani neredeyse her şeyi koymuşlar. Ben buraya ne koyayım? Mesela şunu koyalım. Evet, tıkladım ve bunu da objemizi de buraya aktaracak. Evet, bekliyoruz. Bu internetinizin ne kadar iyi olup iyi olmasına da bağlı olarak gerçekten işinizi hızlandırabilir. Şöyle bir şey var. Tabii ben şimdi demeyecek denedim. Biraz kayıtta da hata oldu. Dediğim gibi ben buraya dosya atarken internetimin çok ağır olmasından dolayı şu tarafa benim logomu getirmesi gerekirken fakat logomu getirmiyor. Onun için ben de daha farklı ve daha basit bir şeyler üstünde denediğim zaman burada bunlar içecekler. Bunlar. Benim favorim bunlar ama bunların üstüne bir şey yapılıyor mu bilmiyorum. Deneyelim. Koyduk. Ya o kadar çok şey var ki. Bu süs. Ama ben bunun üstüne bile mockupları yani. İsterdim ki mesela şu görüyorsunuz. Şuraya tıkladığımız zaman. Şu. Buraya tıkladığımız zaman. Basit bir şey koyalım ya. Facebook koyalım. Koyduk. Kaydetti mi? Tabii zor görünüyor ama. İşte dediğim gibi benim şu an internetim o kadar yetersiz olduğundan dolayı bunu göremiyoruz. Ben de size istediğiniz şekilde bir şey yapalım. Yani İnternetimin çok yeterli olmamasından dolayı böyle bir içerik çıkartıyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok. Ama gerçekten elimden geldiğince size en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir ara düzelecek. Ama istediğiniz her objeyi burada gerçekten uygulayabiliyorsunuz. Ben şimdi mesela buraya bir şey yapalım. Laptop koyalım. Laptopumuzu alalım. Buna oturacaktır büyük ihtimalle. Tabii o kadar küçük laptop olmaz. Hayatta bu görmedim. Şöyle. Şunu şuraya alalım. Evet. Sanki şimdi biraz daha iyi. Şimdi buraya da görseli atalım. Attığınız görseller bu arada burada çıkıyor. Tekrar tekrar atmanıza gerek kalmıyor. Dosyalarınız burada olacak. Evet. Şimdi oraya gidelim. Ben şurayı göremediğimiz için oldu olay. Şöyle gidelim. Evet. Gördüğünüz üzere gerçekten güzel mockup'lar çıkarıp buradan istediğiniz şekilde JPEG 2x daha yüksek çözünürlükte atabilirsiniz. Buradan mail olarak gönderebilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Ben buradan export dediğimde
Evet, dosyam indi bile ve dosyama bakıyorum. Gerçekten güzel çözünürlük olarak benim seçtiğim çözünürlük olduğu için o normaldir. Üstelik biz daha yüksek bir çözünürlükte bakıyoruz. Benim ekran yaklaşık 2K bir görüntüde. Ondan dolayı böyle biraz bozuk görebiliyor. Onun için ben görselleri aslında iki kat çalışmam lazım. Ama yani işinize yarar mı? Bence tasarımcı olarak, mockup olarak gerçekten işe yarar. Birincisi sizin bir dosya indirmenize gerek yok. İkincisi o kadar uzun süre kaydet et filan gerek yok. Parantez açıyorum. İnternete ihtiyacınız var. Tabii internet olmadan gerçekten gördüğünüz gibi bir şey yapamıyorsunuz. Çok zorlanabiliyorsunuz. Ama umarım offline modu çıkar da hani biz indiririz tarayıcıda. Ve böylelikle orada güzel bir şekilde bizim istediğimiz şekilde montajlayıp kaydedip sonra internetimiz olduğu yerde paylaşırız. Ama hani sizin ihtiyacınız olan bütün her şey var. Yani gerçekten var. Eğer hazır bir proje yapıyorsanız gerçekten gerçekten ve gerçekten bayağı iş var yani burada. Ben sizi bunun konusunda bu konuda size bir tavsiyem. Kayıt olun. En azından işinizi en azından yarayacaktır bu tür mockup'lar. Çünkü biz birçok şeyi böyle yapıyoruz. Biliyorsunuz tasarımı biraz da satıcıya işte bakın böyle gözükecek. Sade ve güzel şeklinde gösterebiliyoruz. Mockup gerçekten bizim görsel açıdan hani müşteriyi gerçekten gözünü biraz boyamış oluyoruz. Gerçekten böyle aslında sunum olarak gerçekten böyle yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Eğer kurumsal kimlik diye arıyorsanız gerçekten burada bir sürü şey var. Bunları da tavsiye ediyorum. Kurumsal kimlik yapıyorsanız eğer birisine bunları kullanıp şey yapabilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka kayıt olmanız gerekiyor. Ve bu bir yerden sonra sanırım ücret bağlanacak. İşte aylık falan bir ücreti olur büyük ihtimalle. Çünkü özel olarak bize özel olarak bu ürünleri fotoğraf çekiyorlar ve bu fotoğrafları biz istediğimiz şekilde düzenliyoruz. Ve bununla beraber gerçekten ücret almaları gerekecektir diye düşünüyorum. Ama o kadar yüksek bir fiyattan da bahsetmediler. Ucuz bir fiyat söylemişlerdi. Gerçekten tavsiye ederim. Kayıt olun şimdiden bir ücretsiz deneme şansınız olur en azından. Ve benim gibi deneyebilirsiniz. Tabii internetiniz varsa keşke internetimiz olsa da ben de doya doya denesem. Fakat ben de sizin eğer internetiniz varsa sizin de deneyimleriniz olursa gerçekten aşağıya bekliyorum. Elimden geldiğince size güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Elimde bunlar vardı. Şu an bu şekilde yapabildim. Dediğim gibi elimden bu kadar geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Bir sonraki videoda umarım internetim de olur yani elimden geldiğince interneti kullanmadan bir şeyler de göstermeye çalışıyorum fakat yani gerçekten internet ihtiyacımız yani ihtiyacımız ama işte benim. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada aşağı kısmından abone olmayı ve bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.